Tılsımlı gömlekler bütün kültürlerde var. Üstünde ve özellikle herkesin çok iyi bildiği nazara karşı yapılıyor. Kemgöz. Ve daha sonra bu geliştirilmiş çeşitli hastalıklara karşı. Bir de bizim padişahlarımız başlangıçta çok sık sefere gidiyorlar. Seferde onları ölümden korumak, görünmez kılmak için yapılan gömlekler ve bunların üzerindeki ayetler de bunlara göre seçilmiş. Harfler var, rakamlar var, karelere bölünmüş, güzel, muntazam cetvellenmiş. Bunların üzerinde yazılan ayetleri işaret ediyor. Bir nevi bir epçet hesabına göre verilmiş. İşte rakamlar yan yana dizildiği zaman Kur'an'ın şu ayetini işaret ediyor deniyor. Şimdi bu gerçek bir gömlek ama yeniden üretilmiş. Kumaşı özel, hatları gerçek mürekkeple yazılmış. Şu anda LED'de gözüken Sultan 3. Murat'a mı ait? Evet. Burada peki bütün Kur'an yazıldığı söyleniyor ama öyle mi? Evet, çünkü şeyde etiketinde öyle yazılı. Bütün Ay çok, Kur'an aman mektuptur. yarabbim. Oradaki şekli de görüyorsunuz, değil mi? Bir Zülfikar o. Kılıcın ucu yok, parmaklarının altında. Benim parmağımın altında Ama mı kaldı? görünmüyor zaten. Evet. Bakın şurada ekrana yansımış Hazreti şekliyle Ali'nin çok kılıcı. güzel. Evet, Hazreti Ali'nin kılıcı ve bakın nasıl bir şey var, düzenleme var. Kılıcın kabzasını alta getirmiş, çatallı ucu üste getirip yakanın Çok güzel. etrafında dolanıyor. Sanat, Müthiş bir sağ, sanat. tasarım harikası değil mi hocam? Evet. Atatürk'ün tılsımlı gömleği var. Üzerinde Atatürk'ün... Ben onun bahsini duydum ama hiç görmedim. Göremezsiniz tabii. Nereden Herkese biliyor? göstermiyorlar çünkü. Olduğunu nereden biliyoruz o zaman? Var, kayıtlarda var. Niye Kayıtlarda var. Sergilenmiyor. Çünkü Atatürk'ün adım adım nasıl hareket edeceği ile ilgili ve uzun uzun Peki nerede bu gömlek? Genelkurmay Başkanlığı'nda.